Ulaşamıyorsak telefonla devam edebiliriz. Kusura bakmayın, bir de böyle devam ettirmemez. Peki. Olayı tersten baktığınız zaman bir insan topluluğunun ve bir insan grubunun veya artan şekilde bir insan grubunun yanmaz kefene, terliğe inanacak düzeye gelmesi de bir sorundur. Bunu Murat'ın söylediğiyle de ilişkilendirerek söyleyeceğim. Laiklik veya tarikatların, cemaatlerin kapatılması kapatma mıdır? Yoksa normal faaliyet dışı bu tür cemaat ve tarikatlar, yani para işi, kaset işi almış gitmiş. Bunlar tarikat cemaat değil, bunlar başka bir şey. Hiçbiri öyle değil ama neredeyse artık. Evet, hiçbiri neredeyse öyle değil. Ama devlet, birinci şeyi söylüyorum. Devlet insanların istediği ana dil eğitimi veya yavru dil eğitimi neyse, aynı zamanda din eğitimi konusunda da devlet eksiklik bırakmasaydı, acaba bu kadar yanmaz kefene, terliğe, şuna buna veya şu şeylerde giden bu yapılar oluşur muydu? Devleti bu konuma getiren de yine tarikat. Yani bu tartışılması gereken bir konu. Bakın, tartışılması gereken bir konu. Şimdi Allah'ın verdiği en önemli şey nedir? Beyin. Ya sen geliyorsun, beynini teslim ediyorsun. Ya senin zaten insan olma, sınava tabi olman, insan olman, sınava tabi olman, yani dünya eğer bir sınavsa, insan olman ve sınava tabi olman bu beynin sayesinde olmuş. Sen beynini, bu ne diyorsun? Beynini gidiyorsun, beynini iptal ediyorsun. Ben şeyim, ne söylenirse giderim. Zaten senin sınavın olmaz ki. Ama bu, bakın, bu Türkiye'de 1000 yıllık, belki de daha, yani bu topraklarda çok eskiye giden bir şey, bir gerçek bu. Yani örneğin bakın şu an bile belki seküler insanlar günlük hayatlarında çok karşılaşmıyor ama arka mahallelerde, daha muhafazakar bölgelerde en yaygın sloganlardan bir tanesi de o şeydir. Yani şeyhi olmayan cehenneme gider. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yani bu çok hayatımda hiç duymadım bunu. Çok yaygınlaşıyor. Gerçekten bakın İstanbul belki de bölgelerinde. Belki olmadığı için bilmiyorum belki de. Ama yani çok, gerçekten çok yaygındır. Örneğin ben şunu, yani o bölgelere baktığınızda bütün, yani incelediğim, okuduğum tarikatların hepsinde birinci kural olarak şeyhe teslimiyet var. İşte onu vermemek lazım. Yani insanlara bir kere devletin bu eğitimi sağlayıp, ya sen insansın ya, beynini kullanma. Ne demek ya? Sen beynini kullanmadıktan sonra zaten insan vasfın gidiyor, sınav vasfın gidiyor. Evet. Tayfun hocamız da geldi. O nedenle devam edelim. Hocam yeniden hoş geldiniz. Siz yokken şunu konuşmuştuk. Yani 2022'de cemaat tarikat bunu konuşurken bir taraftan devlet o cenazedeydi ve orada bir şeyhlik açıklandı. Tüm bunlar nasıl bir fotoğrafı veriyor demiştik. Bunu da değerlendirebilirseniz son kaldığınız yerle birlikte. Devletin orada olması özellikle şu seçim döneminde beklendik bir şeydi. Yani Erdoğan'ın orada olması, yadırganacak bir yanı yok. İşte biraz önce İbrahim Bey vurguladı, yani devletin bunları görmesi, işte insanın kendini böylesine teslim etmesi bir şahsiyete. Şimdi bunlar çok tabii İslam tarihinin içerisinde işte okur yazarlığın %10'larda olduğu dönemlerinde, tarihsel dönemlerde tekkelerin, dervişlerin sonuçta kırda, kasabada, köyde, dağ başındaki en ücra yerlerdeki etkisi, bütün bunların sosyo-tarihsel nedenleri vardır. Yani bugünden biz son derece işte modern, okur yazar, entelektüel, kitabi, aydın pozisyonumuzla baktığımız zaman elbette işte bu görüntüler, tarikat İslam'ı, tarikatların İslam'daki yeri, bütün bunlar bizim için nasıl oluyor? Yani garipsenecek, yadırganacak, kabul edilemez durumlardır ama bu bir tarihsel olgudur. Bunu eleştirirken de, yerden yere vururken de elbette bunu unutmamak gerekir. Devlet de o yüzden oradadır. Çünkü Erdoğan daha öncesinde de bu tarikatın bünyesinde, sadece burada değil, İskenderpaşa çevresinde de, benim kendi çalışma alanımı oluşturan bir başka şeyh, belki Türkiye'de elbette yeri var ama esas olarak o da Nakşili'yi küreselleştiren şeyhtir.
O da geçmişte Türkiye'de gündeme çok sık gelmiştir medyada. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı, Kıbrıslı Şeyh Nazım, o da Nakşiliği küreselleştiren şeyhtir. Nasıl ki Cübbeli'den Nakşiliği magazinelleştiren şeyh diyoruz. Devlet bütün bunlarda, Erbakan'da, Özal'da, Erdoğan'da bütün bunlar kitleler üzerindeki etkisinden dolayı bu isimlerin yer alırlar. Devlet tarihsel olarak da böyledir bu ayrıca. Karizmatik otorite dediğimiz figürler bunlar. Yani aydın insana, okuryazar insana, profesyonel insana, beyaz yakalı insana komik gelen, iler tutar yanı yok diye gelen bu figürler işte okuryazar olmayan, kırsal kökenli, topraktan öğrenen insanlara, onların dünyasına söylemleriyle, anlattıklarıyla, Mehdi meselesiyle, mistik bir takım egzersizlerle, bütün bunlarla çekici gelirler. Ha şunu demek istemiyorum. Bir dakika. Daha sonrasında Tayfun bunları... İskenderbaş'a kolu tamamen üniversite şeyi. Yani orada çok yüksek eğitim grubuna yönelik bir şey vardı. Faaliyet alanı doğru. Var. Doğru. Söyledim zaten. Yani onun başında Kotku'dan sonraki şeyh biliyorsunuz Profesör Esat Coşan'dı. Söyledim ama İbrahim Bey mesele şu. Onun bir alıcısı var ama işte bunun da bir alıcısı var. Evet. Ve bu alıcı bizim toplumsal dönüşümümüzün, sosyoekonomik dönüşümümüzün kolay ve bir çabucak batıda yüzlerce yılda yaşanan dönüşümü birkaç on yılda yaşatamadığımız kır kökenli insanlarımız. Yani buna karşılık geldiğini söylüyoruz. Ha şimdi burada bir dönüşüm yok mu? Elbette var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tarikatların bundan sonraki dönemde burada söze edilen şikayetler, insanın kendini ölümüne bir şeyhe adaması, işte şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır söylemi, şeyh sana işte atla diyorsa uçurumdan atlayacaksın. Bütün bunlar bitiyor aslında. On yıllardır bundan şikayet eden seküler zihinlerimizin yapamadığını birkaç on yılda bu coğrafyada medya yaptı. Ekranlar yaptı. Çünkü ekran her şeyi somutlaştıran, paganik motivasyonun önünü açan bir işleve sahip. O yüzden de insanların ekranda gördükleri kutsiyetle alakalı şahıslar üzerinden aslında tarikatın, dinin çok derin, içe dönük, uhrevi arayışlarından alabildiğine uzaklaştıkları, son derece zahiri, işte ekrandan ekrana geçişlerle, üstelik ekran karşısında kalma yolunda eğlencenin en önemli belirleyen olmasıyla birlikte başka bir yöne doğru savruldular. Evet. O yüzden bugünün dünyasında medyatik, meş çağı dünyasında, medya, eğlence, şov dünyasında bu tür oluşumların yani dünyadan çekilme, takva üzere, Allah'tan başka hiçbir şeyi düşünmeden, çile çekerek yaşamını sürdürme, inzivaya çekilerek yaşamını sürdürme pratiğiyle tarihsel olarak gelen bu oluşumların bugünün görünüyorum o halde varım dünyasında çok fazla kitlelere verebilecekleri bir şey yok. O yüzden de sözümü bağlayayım. O verdiğim örnekte sanıyorum kopmuştu. Bugün tariki dünya olmaktan tariki dünya olmaya yönelmiş tarikatlar var. Ve bu onların bittiğini işaret eder bize aslında. Yani tariki dünya olmaktan, dünyadan vazgeçmekten, dünyadan uzak durmaktan, inzivaya çekilmekten ziyade tariki dünya, dünya yolunda alabildiğine ekonomik olarak, politik olarak prestij elde etmek için, kaynak elde etmek için çaba harcayan insanlardan oluşan bir dünya var ortada. Evet. Ha böyle bir dünyada da en çok Cübbeli'nin şansı vardır. Ama bir Nakşi şeyhi olarak değil, bir Nakşi şovmen olarak.
Tayfun Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun programımıza katıldınız. Aslında tam da değil mi hoca gibi hepimiz evet, ya hoca evet, olduğu için de doğrudan onu kullanınca biz evet. Hepimiz böyle dikkatle dinledik sizi. Çok teşekkür ederiz zaman ayırıp katıldığınız için sağ olun. Teşekkür ederim ben davet için. Merak edenler Gazete Pencere'den Tayfun Hoca'yı her zaman takip edebilirler. Aynı zamanda bir de bunu izle yayınlarıyla da takip edebilirler. Oraya da konuk oluyor çünkü. Reklama gideceksin. Süren kısa, hemen bir konu açacak mısın? Yoksa şu konuyla ilgili Murat'la birkaç konu konuşalım mı? Konuşalım. Aslında Timur'la konuşacağız. 4 dakikamız var diye böyle bir uzatmaları oynayıp Diyanet'i konuşalım konunun diye. Konunun bence ayrıntısını konuşalım ama haksızlık olmasın diye İbrahim abinin sözü bölündü. Hocaya söz hakkı verdiğimiz için. İstiyorsan reklamdan sonra uzun uzun anlat abi bunu. Yani kısa bir şey zaten, olarak söyleyeyim. Bu tür yapılar, yani birçok cemaat, tarikat neyse, bunların birçoğu sohbetle, muhabbetle başlamış. Ama sonra işe içeriye örgütlenmeler, paralar filan girince zaten kendi kendilerini bitiriyor bu iş. Zaten kendi kendini doğal olarak başka bir evreye alıyor. Holdingleşiyorlar, paralaşıyorlar. Uhrevileşikten dünyalığa doğru bir yönelme. Onların sayısını azaltmıyor. Evet. Holdingleşmeyen, ticaretle uğraşmayan herhangi bir tarikat ya da cemaat var mı? Bilmiyorum. Ama mesele burada benim anlatmaya çalıştığım, zaten kendi kendilerini de yok ediyor bu paralaşma, holdingleşme. Bu zaten kendi kendini de yok ediyor. Yani burada tamamen bunlardan bağımsız yapılar kaldı mı şu anda? Bunu şu açıdan söylüyorum. Kapatmaktan daha ziyade sen devlet olarak zaten, ben sürekli örneğini veriyorum. Kara paranın, oradaki paralar, holdingleşme kara parayla oluşuyor. Ya sen bir kere devlet olarak en önemli unsur, bunların ilkokulda hatırlıyor musun? Bir örneğini verdim. İlkokullarda birçok iş okul müdürleri vasıtasıyla kayıtsız döner paralar. Paralar toplanır, şeyler toplanır filan. Devlet, Milli Eğitim der ki işte kantinden para al, şuradan para al, temizliğini yaptır, şunu yaptır, bunu yaptır. Bizim eğitimimizin de çekirdeği kara parayla başlıyor. Milli Eğitim'in de çekirdeğinde kara para var. Dini Eğitim'in de çekirdeğinde kara para var. Oysa devlet eğitimin tamamını kendi orada bir boşluk bırakmasa, artı sohbet bir şey varsa bırak sohbet eden etsin. Ama paraya gelince devlet bütün unsurları hangi ya, ne cemaati ne parası kardeşim, ne işin var senin parayla şeyle. Sen cemaat adı altında toplanıyorsun veya tarikat şeyle toplanıyorsun. Zaten kendi işlevini biraz önce söylediğin örneğe, zaten bu bütün yapılar neyi gösterdi? Aynen öyle. Yani Atatürk'ün tekke ve zaviyeler kanununun aslında ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdi. Ama bunu serbest bıraktığın zaman ortaya çıkan bu yapını meğer berbat bir ortaya yapın. Yani bir cemaatin içerisinde tarikatın neyse. Hocam, neyse sadece, tarikat söyleyemeyeceğim yani, tarikat şey değil. Sadece ya Mustafa, kasetlerim var bilmem nelerim var ya kardeşim, siz kimsiniz? Sadece Mustafa ya? Kemal değil ki. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettikten sonra bütün tarikat cemaatlerin elinde bulunan vakıf mallarının hepsini el koydu. Tamamını el koydu. Bak tekrar söylüyorum. Beyazıt ondan sonra gelip onları tekrar iade etti. Ama Fatih Sultan Mehmet bütün tarikat ve cemaatlerin elinde bulunan bütün vakıf mallarının tamamını el koydu. Peki. Geçmişini, tarihini araştırdığın zaman Osmanlı'daki isyanlarında da başlayan ve sonrasındaki süreçlerde ve Türkiye'nin gelmiş olduğu şu dönemde bahsettiklerimiz, ya en başta FETÖ'nün beslendiği yerle şu andaki Nakşibendiliğin beslendiği yer ayrı bir şey mi? Benim hepsi Risale-i Nur okumuyor mu? Burada yok. Bediüzzaman demiyor mu hepsi? Hayır. O da başka bir konu. İşte bu tartışma uzar ama reklama gitmem lazım. İyi, dönüşünde tamam. Zaten iş savaş. Bir açacağız. Diyanet ve Cübbeli arasında da kavga var. Bir taraftan da Biz de burada iç çatışma yaparız işte. Ya yapın. Üçlü toplantı da olmuş galiba.